Burada kalmasına izin verdiğin ve bana zaman tanıdığın için teşekkür ederim. Önemli değil. Önemli olan Zeynep'in mutluluğu ve şu anda seninle olmaktan gayet mutlu. En azından şimdilik. Zeynep benim yanımda hep mutlu. Ben o gece biraz fevri davranmış olabilirim. Yani. Ama bu demek değil ki yaşananları unuttum. Bak Zeynep'e özellikle böyle mutsuzluk yaşatacağına falan inanmam. Yani ona güvensiz bir ortam hazırlamayacağını gayet iyi biliyorum. Ama bu arada da dediğim gibi hiçbir şeyi de unutmuş değilim. Sen kabul et ya da etme, yani bir şeyler oldu. Şimdilik burada kalabilir. Mahkemeye kadar da gözlemlemeye devam edeceğim. Peki. Güzel. Başka bir şey var mı? İyi geceler. İyi geceler. Merhaba. Bugün size şok edici bir bilgiyle geldim. Aslında belki biliyorsunuzdur, belki de bilmiyorsunuzdur ama Hüseyin abi ile Emine ablanın iki tane kızı varmış. Ben de bunu 2 ay önce öğrendim. Bu zamana kadar kızlarının konusunun bile açılmaması, laflarının bile geçmemesi sizce çok acayip değil mi? Bence çok acayip. Hüseyin abi ile Emine ablanın kızları herkese bir sürpriz yaparak Havuç abinin düğününe geldiler. Hüseyin abinin suratını görmeniz lazımdı. Herkes çok şaşırdı. Sırf Hüseyin abi de değil. Emine abla, Meltem abla, Haluk amca, Gönül abla, babam. Ama herkesin tepkisinde anlayamadığım bir gariplik vardı. Yani düğüne geldikleri için mutlulardı ama bir yandan da telaşlı gibilerdi. Aslında ben bu işin peşine düğünden çok daha önce düşmüştüm arkadaşlar. Bir cumartesi günüydü. Bundan 2 ay önce çok merak ettiğim için Gönül abla ve babamın yanına gidip Hüseyin abi ve Emine ablanın kızlarını sordum. Aldığım cevap çok ilginçti. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Merveciğim, sor. Görüyorsun değil mi Gönül? Aynı babası yani. Ya böyle bir şey merak ettim, mutlaka cevabını bulacak ya. Kafanda böyle bir soru giriyor mesela kafasına. O sorunun cevabı ne acaba diye. Aynı babası. Ya kesin varacakmış Gönül yani. Müsaade edersen cevaplanamayan soruyu bir cevaplayacağım da sen susuyorsun. Evet Merveciğim. Şöyle geleceğim birazcık. Gel. Emine ablanın çocuğu yok mu? Var. 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 Var diyebiliyorum yani. Hı hı. Kaç tane? Ya benim bildiğim 2 tane kızı var ama. Ya kapatalım bence bu konuyu. Ben ağzımı açmadım zaten Gönül. Yani yok şey gibi düşün yani. Ağzını açmamış halim bu Tuna. Yani Merveciğim bizi ilgilendirmez bu konular. Hiç sen takılma bunlara lütfen. Bence de yani hiç şey yapmasa sakın bunu gidip Emine ablana falan sorayım da deme. Hele hele Hüseyin'e hiç sorma yani, tamam mı? Unut yani. Neden? Bizi ilgilendirmiyor çünkü. O yüzden. Senin ödevin falan yok mu? Hadi ödevle. Ya yok ödevim. Ayrıca neden sorulmasın ki bu? Buna sorulmayacak ne var? İşte fazla şey yapmayalım istersen. Değil mi? Bence değil de mi? Şey yapmamak da fayda. Yani şey, çok şey yapmamam. Yani o açıdan yani. Ya neyi ne yapmıyoruz? Hadi ama artık ödevi ne lütfen? Lütfen ha Merveciğim. Hadi kızım. Hadi sen şey yap biraz. Ay peki tamam. Ne yapacağız Gönül? Bilmiyorum. İnşallah gidip Emine'ye falan sormaz. Eğer bana çektiyse kesin gider sorar. Ya ben meraklıyımdır ya. Ya mutlaka cevabını bulmam lazım ya. Ya kesin o da cevap aramaya çalışır yani. İnşallah bu uyu sana çekmemiştir. Oo süper. Aslanlarım benim. Kemiklerim. Kemikler uzayın. Sabah bizi arabada yatırdın be oğlum be ya. Ya sakin ol Tayyar baba, elimden geleni yaptım. Sen de şahitsin. Yer bulamadık işte. Ya bulsaydık ben seni yatırır mıydım? Minibüs köşelerinde. Benim için bahsi yok Hüseyin. Ben az mı uyudum ön koltukta ya? Kusura bakma Kemal amca. Kusura bakma. Biraz daha agresif olup turizm sektörüne zarar vermek istemedim. Yoksa ben o resepsiyondaki adama sormaz mıydım bunun hesabını? Ya tabii ki ya.
her tarafım tutulmuş size. Her yeri tutulmuş. Şunu bir kütlet. Tamam abi. Önüne geleni kütletme. Günaydın abi. Günaydın kardeşim. Konaklama maliyetini nasıl cebimizde tuttuk? Abi öyle diyorsun da şu hale bak ya. Ekip telef oldu ya. Sen onlara bakma. Onlar antrenmanını. Kahve sandalyesinde saatler boyunca otururlar onlar. Hiç kıvık çıkmaz kimsenin. Hem tiyatro fedakarlık ister. Katlanacaklar tabii ki. Kahvaltılarımız da geldi. Ya sen nasıl bir insansın? Acıktığımı nereden anladın Şükrü? Onlar ne Hüseyin, ne yediyor? Sıcacık, içinde peynir olmayan peynirli poğaça ve içinde kıyma olmayan kıymalı poğaça aldım size. Görüyorsunuz arkadaşlar, hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Bir miktar mısırı getir. Abi, o çaylar soğumuştur. Ne güzel işte, soğuk çay. Güzel ikramımız oğlum. Tak. Hüseyin abi, kahvaltımızı ettikten sonra Bursa'yı gezeriz değil mi abi? Oyuna kadar çok vakit var nasıl olsa. Tabii ki. Tabii ki gezeceğiz. Ama önce bir iki açılışımız var. Vaktimiz kalırsa gezeceğiz. Gel gel. Ya Cici Baba sürpriziyle ilgili bir şey çıtlattı mı hiç? Yok kız, yok. Bir laf bile etmedi. O kadar cazibemi kullandım. Tek kelime yok. Ay çok merak ettim ben bu sürprizi ya. Ya sorma Hatice, ben de çok merak ettim. Bir de öyle bir sürpriz diyor ki böyle hani çok şaşıracaksınız, küçük dilinizi yutacaksınız falan diyor. Deme, büyük bir sürpriz o zaman. Ay ne bileyim Hatice, yani artık bu yaştan sonra ne sürprizi ya, beni ne heyecanlandırabilir acaba? Hadi hadi, senin de hoşuna gidiyor Kadriş. Ay herhalde yani, ama deme böyle şeyler, utanıyorum. Afiyet olsun sultanım. Bak sen deli kıza, bir de taklidini yapıyor. Aynı kız. Hani kanka nasılsın ya? İyiyim sağ ol. Ne oldu? Zero Uncle sana yardımcı olabildim mi bari? Çok teşekkür ederim, onun için geldim zaten ya. Ha benim Utku'mu açtı adam ya. Utku'nu değil, Ufku'nu. Ha işte tamam, Ufku'mu açtı, karşılıyorum ben sürekli. Şimdi birinci adımı attık, sıra ikinci adımda ya. Güzel, güzel. Yani Zero böyle her şeyi eline yüzüne bulaştırır ama aşk meş konularında üstüne tanımam. Haluk kanka bak gerçekten şu iş olsun, kız bana yağ element desin. Ha gerçekten seni alacağım böyle önce Dolçun'da, oradan da bütün Avrupa'yı gezeceğiz beraber. Seninle beraber ikimiz sadece bak. Yok ya, benim ne işim var oralarda? Annen ya. Haluk kanka öyle deme, oralar çok güzel bak, çok seveceksin ya. Tamam, ya baş başa gideceğiz beraber, kafa dağıtacağız. Tamam tamam, senin işin bir hallolsun da hallederiz, gerisi kolay. Okay. Ha bu arada benim dosyalar içeride hazırladım. Ya sen yani Tolga Burdurlar İrem Fulay'a vermişsin dosyaları. Ama onlar yokken ben yokları aratmayayım dedim. Hepsini hallettim. İçeride getireceğim sana. Tamam güzel. Yani bak bu aşk meşk işlerine dalıp da işleri safsatmıyorsun değil mi? Aynen Haluk Ankalı ya. İş başka, aşk başka yani. Ben biliyorsun ben böyleyim. Sana söz verdim. Ha, bu işte ben bu işi başaracağım ya. Tamam güzel. Hadi kolay. Okay. Tamam. Görüşürüz Haluk Ankalı. Merhaba.